küçük kardeşim George. Bu anne domuz. Ve bu da baba domuz. Domuz Peppa. George'un doğum günü. Bugün George'un doğum günü. Henüz sabah çok erken. George, daha çok erken. Dinosaur. Hadi git yat. Anlaşılan biri çoktan uyanıp kalkmış. Doğum günün kutlu olsun George. George beni uyandırdı. Doğum gününde herkesi uyandırmıştın Peppa. O başkaydı. O benim doğum günümdü. Ama bugün de George'un doğum günü. Doğum günün kutlu olsun George. İşte hediyen George. Hediyenin dinozorlu bir şey olduğunu biliyordum. Ho ho ho. Karnına bastır bakalım. Korkunç. George, sana doğum günü kartı yaptım. Resmin ne olduğunu tahmin edebilir misin? George tahmin edemiyor. Sana çiçek çizecektim aslında. George çiçekleri sevmiyor. Ama sonra sana başka bir şey çizdim. Dinozor. Bu çok güzel bir resim Peppa. Evet, ben çok güzel resim yaparım. Şimdi George'un doğum günü sürprizi için çok özel bir yere gidiyoruz. Yaşasın, hadi gidelim. Nereye gidiyoruz ki? Şimdi görürsün. Aile George'un doğum günü sürprizi için yola çıktı. Sirke mi gidiyoruz? Hayır ama en az onun kadar iyi bir yer. Sinemaya mı? Hayır, daha iyi. Tahmin edemedim. Nereye gidiyor olabilirler? İşte geldik. Aile müzeye geldi. Neden müzeye geldik? Hadi gel, göreceksin. George'un doğum günü sürprizi ne olabilir ki? George, bana söyler misin dünyada en sevdiğin şey nedir? Dinozor. Dinozor. George'un doğum günü sürprizi müzenin dinozor salonunu dolaşmak. Yine şu şapşal dinozorlar. Dinozor. Korkma George. O gerçek dinozor değil. Bu sadece bir robot. Bak. Bu noktada duruyorum ve... Ve şimdi bir sürpriz daha var. George ve Peppa'nın bütün arkadaşları burada. Sürpriz! Anne tavşan özel bir doğum günü pastası yaptı. Bunun ne tür pasta olduğunu tahmin eden var mı? Dinozor pastası mı? Evet, doğru. Ne harika bir tahmin Peppa. Doğum günü kutlu olsun George. Son bir sürpriz daha var. Hadi benimle gelin. Son sürpriz ne acaba? Sence sürpriz ne Peppa? Bence sürpriz muhtemelen dinozorlu bir şeydir. Aa, bu da ne? Önce şişirilmesi gerekiyor. Buldum, buldum. Bu bir zıplama kalesi. Peppa zıplama kalesine bayılıyor. Ama bu George içinse neden dinozorlu bir şey değil ki? Bu bir dinozor. Zıplama dinozoru. George zıplama dinozorunu sevdi. Herkes zıplama dinozorunu sevdi. Hayali arkadaş. Koyun Suzy Peppa ile oynamaya geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Bu benim yeni arkadaşım Aslan Leo. Nerede peki?
Burada kimse yok ki. Suzy hayali bir arkadaş uydurmuş. Onu göremiyor musun Peppa? Hadi kovalamaca oynayalım. Tamam. Tut Leo. Peppa topu Suzy'nin hayali arkadaşına attı. Leo topu yakalayamıyor ki. Yakalar ama yakalamaca oynamayı sevmiyor. Peki Leo ne yapmayı seviyor? Leo kükremeyi sever. Şimdi kükreyecek mi yani? Evet. Ama bu sen değil miydin? Hayır, o Leo'ydu. Merhaba Leo. Peppa aslan Leo'yu görebiliyormuş gibi yapıyor. Leo, benim de arkadaşım olur musun? Leo ne dedi? Başını sallıyor. Bu evet demek. Peppa, Suzy, içeri gelip meyveli pasta yemek ister misiniz? Anne domuz Suzy ve Peppa için iki dilim pasta kesiyor. Anne, Suzy'nin aslan Leo adında hayali bir arkadaşı var. Anladım. O da meyveli pasta ister mi? Wow! Leo meyveli pastaya bayılıyor. Saçmalama Peppa. Bu doğru değil. O Leo değil. O sensin. Leo çikolatalı pastayı tercih eder. Çikolatalı pastam yok. Leo meyveli pasta yer mi? Wow! İnce bir dilim denerim dedi. Anne domuz Suzy'nin hayali arkadaşına da pasta kesiyor. George, Bay Dinozor'la oynuyor. Dinozor. George, Leo'nun üstüne oturdun. George, Suzy'nin hayali arkadaşının olduğunu bilmiyor. Aslan Leo pastayı bitiremeyeceğini söylüyor. George yiyebilirmiş. Artık yukarıda oynasak mı? Evet. Hadi kostüm oyunu oynayalım. Ben Leo'ya sormuştum. Wow! Leo kostüm oyunu oynamayı sevdiğini söylüyor. Güzel. Hadi gel Leo. Peppa ve Suzy kostüm oyunu oynuyor. Peppa peri olacak. Sana bir dilek hakkı veriyorum. Ben Kraliçe Suzy olmayı diliyorum. Ve Aslan Leo da... Senin soytarın olacak. Leo soytar olmak istemiyor. Kral olmak istiyor. Baba domuz geldi. Anne domuz özel bir misafirin olduğunu söyledi. Sadece Suzy geldi baba. Başka kimsenin olmadığına emin misin Peppa? Başka biri var. Aslan Kral Leo. Sizinle tanışmak şereftir Kral Leo. Baba domuz Kral Leo'yu görebiliyormuş gibi yapıyor. Gelinizin çok harika olduğunu söyleyebilir miyim? Evet, çok güzel. O en iyi kırmızı pantolonunu giyiyor. Evet. Ve mavi kazağını. Şapşal Peppa. Hayır, Leo mavi kazak giymiyor. En iyi yeşil gömleğini giyiyor. Biraz mavimsi yeşil olacak. Peppa, Suzy, arkadaşlarınız geldi. Peppa'nın arkadaşları geldi. Hepsi botlarını giymiş. Hadi çamur birikintilerinde zıplayalım. Evet. Leo'nun en iyi kıyafetiyle çamur birikintilerinde zıplayacağından emin misiniz? Unutmuşum. Leo da kendi botlarını giyiyor. Leo'ya bakın. Şimdi o da zıplıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Hayali arkadaşlar biri. Resim yapmak. Peppa ve George bugün resim yapıyorlar. Masaya serecek eski gazete lazım. Evet. Baba domuz gazete okuyor. Okumayı bitirince gazetemi alabilirsiniz. Tamam, hadi alın. Artık resim yapmaya başlayabiliriz. Şapşal George. Büyük çocuklar ellerini boyaya batırmazlar. George elleriyle resim yapmayı seviyor. Peppa da elleriyle resim yapmayı seviyor.
Çok güzel. Bir patates alabilir miyim anne domuz? Daha pişmediler baba domuz. Acıktın mı baba? Patatesi yemeyeceğim. Şimdi seyredin. Baba domuz ne yapıyor? Bunun ne olduğunu kim söyleyebilir? Bir çiçek. Akıllı baba. Küçükken resim yapmayı çok severdim. Eski resim malzemelerim nerede benim? Baba, neden o komik şapkayı taktın ki? İşte bu benim berem. Bu bere beni resim yapma moduna sokuyor. Acaba ne çizsem? İyi seçim George. Yaşlı kiraz ağacını çizeceğim. O ne baba? Bu bir şövalye Peppa. Tuvalimi tutuyor. Tuval nedir? Biraz kağıda benzeyen özel bir resim malzemesi. Onlar diş macunu mu baba? Hayır Peppa. Bunlar yetişkin ressamlar için özel boyalar. İşte, hangi renkle başlasam? Kırmızı lütfen. Neden kırmızı Peppa? En sevdiğim renk kırmızıdır. Ama önce gökyüzünü boyamamız gerek. Bak, ne renk o? Tabii ki mavi. Çok güzel. Hadi o zaman maviyle başlayalım. Şimdi de kiraz ağacına geçelim. Yaprakları için yeşil. Ama hiç yeşil yok ki. Olsun. Mavi boyayla sarıyı karıştırırsak yeşil olur. Mavi ve sarıyı karıştırınca yeşil olur. Ne kadar güzel yeşil yapraklar. Biraz da çimen yapalım. Peki ya dallar? Kahverengi boyamız da yok bizim. Kahverengi de yapabiliriz. Yeşil ve kırmızıyı karıştıralım. Yeşil ve kırmızı karışınca kahverengi olur. Baba domuz dalları ve gövdeyi boyuyor. Vay canına. Kirazları yapabilir miyim baba? Evet Peppa. Parmağını boyaya batır ve ağacın üstüne bastır. 1, 2, 3. Çok güzel. Şimdi de sen George. Ne harika bir ressamsın sen George. Evet, işte tablomuz bitti. Yaşasın. Aa, ördekler geldi. Merhaba bayan ördek. Biz resim yapıyoruz. Ördekler baba domuzun boyasının üstünden geçiyor. Kışt, kışt. Yaramaz ördekler. Kışt ördekler, kışt. Tablomuzdan uzak durun. Olamaz. Ördekler tablonun üzerinde boyalı ayak izi yaptılar. Hay aksi. Bu gürültü de nedir? Anne, ördekler tablomuzu bozdu. Durun bakayım. Ördekler bahçede tıpkı tablodaki gibi boyalı ayak izleri bırakıyor. Babanın tablosu bozulmamış Peppa. Harika olmuş. Yaşasın! Oo evet. Ben resim konusunda uzmanım. Ördekler de öyle. Büyük babanın küçük treni. Peppa ve George, büyük anne ve büyük babanın bahçesinde oynamaya geldi. Bu ses nedir? Büyük babanız bir şey yapıyor. Merhaba Peppa ve George. Zamanlamanız harika. Ben de onu şimdi bitirdim. Peki o nedir diye sorabilir miyiz? Size göstereyim. Vay canına. Küçük bir oyuncak tren. Bu oyuncak değil. O Gertrude, o bir minyatür lokomotif canım. Ama gitmesi için raya ihtiyacı yok mu? Hayır, ona araba tekerlekleri taktım. Böylece istediği her yere gidebilir. Büyük baba, Gertrude'a binebilir miyiz? Atlayın! Tam hız ileri! Güle güle büyük anne! Görüşürüz! Peppa ve George, büyük babanın küçük trenine bayıldı. Choo choo choo, choo choo choo, choo choo choo. Grandma's little train goes choo 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 all day long. And the piggies on the train go oink
oink, 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 oink. And the piggies on the train go oink, 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 all day long. Büyük baba köpek ve köpek Deni geldi. Merhaba. Merhaba Deni. Bakıyorum da oyuncak trenlerle oynuyorsunuz. Oyuncak mı? Gertrude oyuncak değil ki. Küçük kamyonun nasıl bakalım? Küçük kamyon mu? Benim çekici kamyonum düzgün bir işe aracıdır. Büyük baba, trene binebilir miyim? Sen bilirsin Deni. Trenle oynamayı tercih ediyorsan... Teşekkür ederim büyük baba. Görüşürüz. Bayan Tavşan okul otobüsünü kullanıyor. Solumuzda tepeler ve ağaçlar görülüyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Peppa'nın bütün arkadaşları burada. Biz de trene binebilir miyiz? Çocuklarla eğitici otobüs turu yapıyorum. Trenler eğitici midir? Kesinlikle öyleler. Trene binmek isteyenler el kaldırsın. Ben. Otobüste kalmak isteyenler el kaldırsın. Tamam. Hepiniz trene binebilirsiniz. Ben de arkanızdan gelirim. Ne kadar çok çamur. Saplanmak istemeyiz. Başka yoldan gitsek iyi olur. Sadece bir çamur birikintisi. Hadi Gertrude, yapabilirsin. Hadi otobüs, yapabilirsin. Otobüs çamura saplandı. Hay aksi. Merhaba Bayan Tavşan, bugün nasılsınız? Çamura saplandım. Beni kurtarabilir misiniz? Tabii ki. Kamyonunuz yeterince güçlü mü? Bana güvenin. İşe yaradı mı? Hayır. Daha güçlü bir araç lazım sanırım. Yardım edebilir miyim? Benim halledemeyeceğim bir şey değil. Yine de teşekkürler. Bir fikrim var. Büyük baba domuzun treni beni çamurdan çıkarabilir. Bu iyi bir fikir Bayan Tavşan. Büyük babanın küçük treni otobüsü çamurdan çekecek. Tam güçle. Hadi Gertrude. Hadi Gertrude. Geçirsin. Tebrik ederim. Oyuncak trenle bunların yapılabilmesi inanılmaz. Oyuncak mı? Gertrude oyuncak değil ki. Gertrude bütün dünyadaki en iyi tren. Bebek domuz. Peppa ve George kuzenleri Chloe'yi ziyarete gidiyor. Bugün hem Chloe'yi görüp hem de yeni kuzeninizle tanışacaksınız. Peppa ve ailesi Chloe'nin evine geldi. Merhaba. Herkese merhaba. Merhaba Peppa ve George. Bu Chloe, Peppa ve George'un büyük kuzeni. Yeni kuzenimiz nerede? İşte yeni bebek kuzeniniz. Yeni kuzen, küçük bebek domuz. Ne kadar güzel. Bir kız bebek mi? Hayır değil, oğlan. Keşke kız olsaydı. Bence de. George, erkek olmasına sevindi. Dinosoy. Bebek dinozorunu oynayamayacak kadar küçük George. George, bebek seninle oynamak istemiyor. Benimle oynamak istiyor. Peppa, bebek top oyunu oynayamayacak kadar küçük. Ama o dinozor ya da topla oynamak istemiyorsa ne yapıyor ki? Yiyip içip uyuyor. Ve bunu yapıyor. Yenge domuz, bebeği tutabilir miyim acaba? Evet. Çok dikkatli olursan Alexander'ı tutabilirsin. Alexander mı? Adı bu. Bebek Alexander. Küçük bir domuzcuk için ne büyük bir isim. Erkek bile olsa çok güzelmiş. Kık kık kık. Bu koku da ne? Sanırım Alexander'ın altını değiştirmek gerekiyor. İğrenç.
Peppa, bebekken senin de altın bağlanıyordu. Hiç de değil. Anne, Peppa ve George'la bahçede oynayabilir miyim? Tabii ki. Chloe, bebek kardeşinin olması güzel bir şey mi? Evet, Alexander çok tatlı. Keşke George da küçük bebek bir domuz olsaydı. Buldum. George bebek domuz taklidi yapabilir. Bebeğimin arabasına oturur. Çok iyi bir fikir. Oy oy. George bebek olmak istemiyor. George, bebek taklidi yaparsan sana sonsuza dek iyi davranacağıma söz veriyorum. George düşünüyor. Bütün oyuncaklarımla da oynayabilirsin. George daha fazla düşünüyor. Eve gittiğimiz zaman da benim oyuncaklarımla oynayabilirsin. George karar verdi. Aa, ne kadar tatlı bir bebek domuzcuk. Kedi Kendi, koyun Suzi, tavşan Lebek ve zebra Zoe geldi. Merhaba. George, neden bebek arabasında duruyor? O George değil. Bebek domuzcuk. Ama bu George. George, bebek taklidi yapıyor. Kız mı yoksa erkek mi? O bir kız. Hayır. George, kız bebek olmak istemiyor. Tamam, bir erkek. Ben kurabiye getirdim. Bebek domuz bir tane yemek ister mi? Hayır, o kurabiye yiyemez. George kurabiyeyi çok seviyor. Belki bir tane kurabiye yiyebilir. Agugu. Aa, çok akıllıymış. Çok da yakışıklı. Ve çok komik. Bu gördüğüm en iyi bebek domuz. George bu oyunu çok sevdi. Yenge domuz ve bebek Alexander geldi. Vay canına. Gerçek bir bebek domuzcuk. Çok güzel. Bu George'dan çok daha tatlı. Olamaz. George bebek domuz olmayı sevdi. Aa George, sen her zaman benim bebek domuzum olacaksın. Belki yeni bir oyun vakti gelmiştir. Dinozor kovalamaya ne dersin? Ay, çok korkunç. George bebek olmayı sevdi ama George olmayı daha çok seviyor. Bisiklet gezisi. Güzel, güneşli bir gün. Peppa ve George kahvaltılarını bitiriyorlar. Bugün bisiklet gezisi için güzel bir gün. Bisiklet gezisi, yaşasın. Peppa ve George bisiklet gezisine bayılıyor. Peppa'nın bisikleti var. George'un 3 tekerlekli bisikleti var. Anne ve babanın 2 kişilik bisikleti var. O nedir? Bu bizim bisikletimiz. Ben öne, anne domuz da arkaya oturuyor. Peppa ve George için arkaya bu 2 koltuğu takabiliriz. Ama biz kendi bisikletlerimize binmek istiyoruz. George daha çok küçük. Onun bacakları yorulur. Ama ben kocaman bir kızım. Yorulmam ki. Uzun bir gezi olacak Peppa. Emin misin? Evet baba, eminim. Pekala. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Yaşasın. Ben kazanıyorum. Yarış yapmıyoruz Peppa. Güzel bir bisiklet gezisine çıktık. Evet baba. Ama yine de ben kazanıyorum. Şimdi de biz kazanıyoruz. Yokuş yukarı çıkmayı sevmiyorum ben. Peppa, yarışı biz kazandık. Hayır, kazanmadınız çünkü ben o sırada yarışmıyordum baba. Ama şimdi yarışıyorum. Beni geçemezsiniz. Seni numaracı domuzcu. Bisiklet gezisine çıktık biz. Merhaba ördekler. Bisiklete binmeyi ne kadar sevdiğimi unutmuşum. Yokuş yukarı çıkmaktan ne kadar nefret ettiğimi unutmuşum. Yokuş şimdi çok dik oldu. Yokuşta bisiklete binmeyi sevmiyorum. Ama şu güzel manzaraya bir bakın. Vay. Aman tanrım, bu
Ne kadar zor bir iş. Anne domuz, pedal çevirmiyorsun. Aha, affedersin baba domuz, manzaranın tadını çıkarıyordum. Peppa ve ailesi tepeye ulaştı. Peppa'nın bütün arkadaşları merhaba, orada. Peppa. Merhaba. Bisiklet yarışı yapacağız biz. Peppa sen de yarışmak ister misin? Tamam. Tepeden aşağı ineceksek olur. Tamam. Peppa ve arkadaşlar tepeden aşağıya yarışıyor. Hepiniz hazır mısınız? Hazırız. Ben düdüğü çalınca başlayabilirsiniz. İşte böyle. Pedro çok erken başladı. Dur Pedro. Yarış daha başlamadı. Affedersiniz Bay Domuz. Düdüğün böyle çalınacağını söylemeye çalışıyordu. Affedersin Pedro. Bu sefer benim hatam. Gelecek sefer düdüğü duyduğunda başlayabilirsin. Başlama dedi. Sanırım. Hadi, hadi. Hadi Peppa. Ama baba, düdük çalmadın ki. Köpek Danny önde gidiyor. Beni bekle. Yaşasın. Ben kazandım. Tebrikler Peppa. Evet. Yokuş aşağı bisiklet kullanmakta çok iyiyim. Peppa'nın arkadaşları için eve gitme vakti. Hoşçakal Peppa. Güle güle. Bizim için de eve gitme vakti Peppa. Anne, ben çok yoruldum. Yokuş yukarı ve aşağı bisiklete binmek bacaklarımı gerçekten yordu. Sizin bisikletinize binebilir miyim? Ama baba domuz nereye oturacak? Babam benim bisikletime binebilir. Çok güzeldir. Oh, pekala. İki tekerlekli bisikleti sevdim. Baba, sen benimkini sevdin mi? Evet Peppa, çok güzel. Sığınaklar. Peppa ve George büyük anne ve büyük baba domuzun bahçesindeler. Ağaç evinde oynayacaklar. Peppa ve George ağaç evlerini seviyor. İşte Peppa ve George'un arkadaşları Zoe, Susie, Rebecca ve Richard. Ağaç evinizi seviyorum Peppa. Biz de gelebilir miyiz? Evet. Artık çay partisi verebiliriz. Pedro ve Danny geldi. Hey. Merhaba Peppa. Biz de gelebilir miyiz? Üzgünüm Danny. Ağaç evine sadece kızlar girebilir. Oğlanlar çok gürültücü olur. Her zaman çay partilerini bozuyorlar. Ama George ve Richard oğlan. Aa, evet. Affedersin George. Bu ağaç evi sadece kızlar için. Ne oldu? Kızlar bizi ağaç evine sokmuyor. Bu haksızlık. Hoho, sanırım ben yardım edebilirim. Gelin bakalım. Artık sessiz güzel bir çay partisi yapabiliriz. Bu gürültü de ne? İşte artık siz oğlanların asma köprüsü olan kendi sığınağınız olabilir. Bir kale. Teşekkür ederiz büyük baba domuz. Biz de gelebilir miyiz? Hayır, burası sadece oğlanların sığınağı. Ama ben kaleleri çok severim. Kaleler ağaç evler kadar güzel değildir. Hadi gelin kızlar. Ben bu kalenin kralıyım. Her kalenin bir bayrağı olmalı. Vay canına. Onların bayrakları var. Bizim şapşal bir bayrağa ihtiyacımız yok. Büyük anne domuz geldi. Merhaba kızlar. Bir şey ister misiniz? Bir bayrak lütfen. Ve oğlanların bayrağından daha güzel olmalı. Elimden geleni yaparım. Ben bu kalenin kralıyım. Oho! Her kalenin bir telefonu olmalıdır. Şunu tutun. Bu kabloyu sıkıca tutun. Böylece oğlanlarla konuşabilirsiniz. Oğlanlarla konuşmak istemiyoruz. Biz de kızlarla konuşmak istemiyoruz.
Büyük anne domuz kızların sığınağı için bir bayrak buldu. Bu elbiseden güzel bayrak olur. Teşekkür ederiz büyük anne. Bu oğlanların bayrağı kadar güzel değil. Keşke biz de kalede olsaydı. Prensesler kalede yaşarlar. Eğer ben bir prenses olsaydım, bir ağaç evde yaşardım. Biz de oraya gelebilir miyiz? Lütfen. Eğer kale en iyisi derseniz olur. Kale en iyisi. Ben ağaç evimde kalacağım. Kaleye bayıldım. Olamaz. Yağmur yağıyor. Ve kalenin bir çatısı yok. Hadi ağaç evine gidelim. Hayır, ben asla kalemi terk etmem. Yağmur durdu. George çamur birikintisi buldu. Bu eğlenceliye benziyor. Ben kalemde kalacağım. Ben ağaç evimde kalacağım. Oho! Kalene ben bakabilirim Deni. Ağaç evine ben bakarım Peppa. Peppa ve Deni çamur birikintilerine zıplamaya bayılıyor. Kız da olsa erkek de herkes çamur birikintilerine zıplamaya bayılıyor. Postacının kızı Zebra Zoe. Postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Zebra Zoe de bugün babasıyla. Onun da dağıtılacak mektupları var. Köpek Deni, koyun Suzy, tavşan Rebecca, Peppa ve George. Sadece bunlar kaldı. Güzel. Hadi teslim edelim o zaman. Peki baba. Posta. Peppa ve George postacının gelmesini seviyorlar. İki mektubumuz var. Bu baba domuz için. Ne heyecanlı. Sayın Bay Domuz, lütfen telefon faturanızı ödeyin. Oho. Fatura nedir? Sıkıcı bir şeye benziyor. Faturalar çok sıkıcıdır. Anne, öbür mektup senin için mi? Hayır, bu mektup Peppa ve George'a. Vay canına. George'la bana mektup gelmiş. Lütfen doğum günü partime gelin. Sevgiler Zebra Zoe. Zebra Zoe, Peppa ve George'u doğum günü partisine davet ediyor. Yaşasın. Zoe'ye cevap yazıp partisine gideceğinizi bildirmeniz gerekiyor. Yazmamıza yardım eder misin anne? Tabii ederim. Peppa ve George Zoe'ye cevap yazıyor. Ne demek istersiniz? Sevgili Zoe. Sevgili Zoe. Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Elbette partine gelmeyi çok isteriz. Sevgilerimizle Peppa ve George yazalım. Acaba ne renk zarf kullansak? Kırmızı. Bayan Zebra Zoe. Ve son olarak pul. Mektup postalanmaya hazır. Burası posta kutusu. İşte Deni, Suzy, Emily, Rebecca ve Pedro. Hepsi mektup postalıyor. Ve işte Peppa ile mektubu. İşte. Şimdi ne olacak? Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Parti ile ilgili mektubumu aldınız mı? Evet. Ve sana cevap yazdım. Aa, güzel. Vay canına. Bugün ne kadar çok mektup var. Bu kırmızı olanı benimki ve gerçekten çok önemli. Bana mı? Açabilir miyim? Sana Zoe ama açmadan önce sana teslim etmem gerek. Posta işleri böyledir. Aa. Bugün teslim edecek çok mektup var. Hemen başlasam iyi olacak. George'la ben de gelebilir miyiz? Atlayın bakalım Peppa ve George. Görüşürüz. Peppa ve George, Bay Zebra'nın postaları dağıtmasına yardım ediyor. Bu, Zebra Zoe'nin evi. Bu mektup Bayan Zebra Zoe'ye. Bayan Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe.
Ohoho, hepsi Zoe'ye gelmiş. O benim mektubum. Ben atabilir miyim lütfen? Tabii ki. Peppa mektup atmayı seviyor. Anne, bak. Tüm bu mektuplar bana gelmiş. Oo, harika. Bana okur musun anne? Sevgili Zoe, partine gelmeyi çok isterim. Köpek Deni. Koyun Suzi de partine geliyor. Rebecca, Pedro, Emily ve Candy de hepsi partine geliyor. İşte bu mektup da benden. Partine gelmeyi çok isteriz. Sevgiler ve öpücükler Peppa ve George yazıyor. Herkes Zoe'nin partisine geldi. Doğum günü kutlu olsun Zoe. Vay canına. Ne kadar çok hediye. Bir sürü teşekkür mektubu yazacaksın Zoe. Oo, ve o teşekkür mektuplarını kim teslim edecek? Sen baba. Ama ben yardım ederim. Gogoklu saat. Sabah çok erken saatler. Anne ve baba domuz uyuyor. Anne ve baba uyanın hadi. Ne oldu? Kalkma vakti. Daha çok erken. Saat kaç biliyor musun Peppa? Hayır baba. Bizim saatimiz bozuk. Hay aksi. Bakalım tamir edebilecek miyiz? Eski guguklu saat. Neden guguklu saat deniyor? İçindeki küçük ahşap kuşa guguk deniyor. Ben guguğu hiç görmedim. Çünkü onu uzun süre önce kapatmıştık. Bir süre sonra guguk sinir bozuyor. Tekrar kurabilir miyiz lütfen? Pekala. Baba domuz guguklu saati kuruyor. İşte. Baba domuz saati ayarlıyor. Saat neredeyse 9. Baba, artık guguğu görebilir miyiz? Guguğu birazdan göreceksiniz. Guguk neye benziyor baba? Bir düşüneyim bakayım. Başını böyle oynatıyor işte. Kanatlarını da böyle çırpıyor işte. Ve... Guguk! Guguk! Sen ne gürültücü küçük bir kuşsun George. Bakın, bir şey yapıyor. Vay canına. Şapşal George, Guguk'u kaçırdın. Guguk gerçekten harikaydı. Çıkıp Guguk dedi ama sen kaçırdın. Üzülme George. Guguk'u gelecek sefere görürsün. Evet ama beklemen gerek. Guguk sadece saat başı çıkar. Beklemek sıkıcı. Hadi George dışarıda oynayalım. George dışarıda oynamak istemiyor. Guguk'u görmeyi bekliyor. Saat neredeyse 10 oldu. George yaklaşık bir saattir Guguk'u bekliyor. Hadi gel oynayalım George. Bay Dinozor da oynamak istiyor bak. Dinozor. George Guguk'u yine kaçırdı. Üzülme George. Sen git bahçede oyna. Ben Guguk'u göreceğin zaman seni çağıracağım. Yakala George. Saat neredeyse 11. Peppa, George. Guguk'u görme vakti. Hadi George. Guguk'u yine kaçırma. George her zamankinden hızlı koşuyor. Guguk'u gördün mü? Guguk! 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 Peppa ve George gugukçuluk oynamayı çok sevdi. Guguk! Guguk! Gece oldu. Guguk! Peppa ve George'un çok uykusu geldi. Guguk! Peppa ve George uyuyor. Yine sabah mı oldu? Hayır.
uyku vakti. Kukuk iyi değil. Sadece uyuması gerek. George ve senin gibi. İyi geceler. İyi geceler küçük domuzcuklarım. George, kukuğu nasıl iyileştireceğimizi biliyorum. Babam gibi onu kuracağız. Anne ve baba hemen uykuya daldılar. Ne oldu? Anne, baba, size bir şey göstereceğiz. Biz kukuğu iyileştirdik. Buz pateni. Peppa ve ailesi bugün buz patenine gidiyor. Çok eğleneceğiz. Peppa ve George daha önce hiç buz pateni yapmadı. Bak George, buzda çok iyi kayamazsın. O yüzden benim yaptığım gibi yap. Hepimizin iyi kayacağımıza eminim. Evet, özellikle de ben. Önce paten almamız gerekiyor. Buz pistinde herkes paten takıyor. Merhaba Bayan Tavşan. Merhaba Anne Domuz. Paten kiralamak istiyoruz lütfen. İşte buyurun. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. İşte koyun Suzi, tavşan Rebecca, köpek Deniz, zebra Zoe, kedi Candy, Silvery ve Pony Pedro. Peppa'nın arkadaşları çok iyi paten kayıyor. Peppa da buz pateni yapmak istiyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. İlk defa mı paten yapacaksın Peppa? Evet. Sana nasıl kayacağını göstereyim mi? Hayır, teşekkür ederim Suzi. Kendim yapabileceğime eminim. Tamam, gel o zaman. Bu imkansız bir şey. Artık buz pateni yapmak istemiyorum. Merak etme Peppa. Buz pateni yaparken herkes düşer. Ben bile düşüyorum. İzle bak. Ups. Çapçal baba. George, sen de kaymak ister misin? Hayır. George daha önce hiç buz pateni yapmadı ve biraz korkuyor. Ben George'a bakarım. Sen de Peppa'ya kaymayı öğret. Buz pateni çok kolaydır Peppa. Patenini it ve kay. İt, it ve kay. Gördün mü? İt, it, kay. İt, it, kay. Çok kolaymış. Ben kendim yapabilirim anne. İt, it, kay. İt, it, kay. Aferin sana Peppa. Bakın, bakın. Kayıyorum. Peppa çok iyi kayıyor. Evet, ben çok iyi bir öğretmenim. Yavaş git Peppa. Birine çarpacaksın. Merak etme anne. Ben çok iyi kayıyorum. Frenler nerede ki? Ah olamaz. Peppa'ya nasıl duracağını öğretmeyi unuttum. Duramıyorum. Dikkat edin. Dikkat. Anne domuz sana kaymayı öğretti. Ama ben sana düşmeyi öğrettim. Evet. Ben düşmekte çok iyiyim. George, sen de kaymak ister misin? Hayır. Hadi George, korkma. Ben sana öğretirim. Şimdi, öncelikle... George, geri gel. Sana kaymayı öğretiyorum ben. Bu tam bir sürpriz. George çok iyi kayabiliyor. Vay canına. George'a bakın. Çok iyi George. Şimdi de nasıl duracağını öğrenmen gerekiyor. Aferin sana George. Harikasın George. Evet. İlk dersin için çok çok iyiydin George. Hadi kayalım artık. Evet. Peppa ve George buz patenini seviyor. Herkes buz patenini seviyor. Annemle babam bana kaymayı öğretti.
Ama George'a ben öğrettim. Uzun çimler. Peppa ve George bahçede oynuyor. Aa! Çimler uzun zamandır biçilmediği için çok uzamışlar. Hadi George. George, neredesin? Seni göremiyorum. George, seni almaya geliyorum. Peppa ve George birbirlerini göremiyorlar. Peppa ve George uzun çimlerin arasında oynamaya bayılıyor. Baba domuz gazetesini okuyacak. Ah, tembellik etmek için ne güzel bir gün. Baba domuz tembellik etmeyi seviyor. Ah, aman tanrım baba domuz. Bahçe biraz kontrolden çıkmış galiba. Ne demek istiyorsun anne domuz? Çimlerin biçilmesi gerekiyor. Oo, benim hoşuma gidiyor. Doğal bahçe havası var. Baba, anne, gelin uzun çimlerde oynayalım. Çok eğlenceli. Tamam, hadi benekli topla oynayalım. Aa, nereye gitti? Top uzun çimlerin arasında kayboldu. Artık onu asla bulamayız. Belki çimleri biçme vakti gelmiştir. Evet baba domuz. Ben çim biçme makinesini getireyim. Buralarda bir yerdeydi. Ah, işte buradaymış. Baba domuz çim biçme makinesini buldu. Biraz eski ve paslı. Saçmalama, çimleri 5 dakikada biçerim şimdi. Biraz paslanmış galiba. Belki büyük baba domuzu arayıp çim biçme makinesini ödünç isteyebiliriz. Büyük babayı aramaya gerek yok. Biraz daha sert içsem olur gibi. Baba domuzun çim biçme makinesi iyi durumda değil. Tamam. Hadi büyük babayı arayalım. Alo, ben büyük baba domuz. Merhaba büyük baba domuz. Çimleri biçmek için bize yardım edebilir misin? Oha, tabii ki. Hemen geliyorum. Görüşürüz. Sanırım Betsy'ye iş çıktı. Büyük baba domuz motorlu çim biçme makinesiyle Peppa'nın evine geliyor. Büyük baba domuz, büyük baba domuz. Merhaba millet. Biçilmesi gereken çimler olduğunu duydum. Benim çim biçme makinem için biraz fazla uzunlar. Merak etme. Betsy 5 dakikada halleder bunu. Çim biçme makinenin adı Betsy mi? Aynen öyle. Merhaba Betsy. Büyük baba, Betsy'ye binebilir miyiz? Tabii binebilirsiniz. Atlayın bakalım. Baş üstüne kaptan büyük baba. Çimleri 5 dakikada biçeceğiz. Sıkı tutunun, gidiyoruz. Betsy çimleri çok iyi biçiyor. Bu çok eğlenceli. İşte bitti. Büyük baba, bir yere atlamışsın. Oh, evet. Bu ne böyle? Aa, benekli topumuzu bulduk. Topumuzu bulduğun için teşekkür ederiz büyük baba. Çimleri biçtiğin için de teşekkür ederiz. Betsy ile çim biçmek çok kolay. Artık benekli topumuzla oynayabiliriz. Yakala baba. Top kısa çimlerde çok iyi zıplıyor. Yakala George. Büyük baba domuz. Yakala. Büyük babanın gübre yığını. Baba domuz öğle yemeği için sebze çorbası yapıyor. Yardım edebilir miyim babacığım? Teşekkür ederim Peppa. Bütün sebze kabuklarını toplar mısın? Tamam.
Dur Peppa. Sebze kabukları normal çöp kutusuna atılmaz. Bu kahverengi kutuya atılır. Ooo! Muz! Evet öyle George. Muz kabuğu, soğan, havuç, her türlü sebze ve meyve atığı var burada. Büyük baba ve büyük annenizin hoşuna gidecek. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz patates kabuğu mu yiyor yani? Hayır Peppa. Bunlar büyük babanın bahçesi için. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Yemekten sonra götürürüz bunları. Aa, güzel. Anne domuz, Peppa ve George sebze kabuklarını büyük anne ve büyük baba domuzun evine götürüyor. Geldik. Yaşasın. Yaşasın. Büyük baba domuz. Baba domuz. Size özel bir hediye getirdik. Aa, sebze kabukları. Harika. Bahçem bunlara bayılacak. Bahçen sebze mi yiyor senin? Hayır Peppa. Bu kabuklar benim organik gübrem içindir. O nedir? Gel göstereyim. İşte bu. Bu ahşap bir kutu. Evet Peppa. Ama çok zeki bir ahşap kutu bu. Bu kabukları üst üste koyuyorum ve alttan çok güzel, çok faydalı bir gübre çıkıyor. Ha, bunu nasıl yapıyor? Yoksa bu sihirli bir kutu mu? Hayır Peppa. Buna yardımcı olacak küçücük dostlarım var benim. Nerede? Burada. Bak. Aa, kıvrık kurtçuklar. Kıvıl kıvıl. Kurtçuklar sebze ve meyveleri gübreye çeviriyor. Büyük baba, organik gübren için kıvrık kurtçuklar bulabilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Hadi gel George, biraz daha kıvrık kurtçuk bulalım. Kıvrık bir kurtçuk. Kıvıl kıvıl. Kıvrık kurtçuk, kıvrık kurtçuk. Nasılsın? Seni seviyorum. Kıvrık kurtçuk. Aferin size. Şimdi uslu ol ve hepsini organik gübreye dönüştür. Daha sonra o gübreyi alıp... Biliyorum, biliyorum. Yere tohum ekiyorsun, üstünü gübreyle kapatıyorsun ve ağaca dönüşüyor. Evet Peppa. Ağaç demişken gidip büyük anne domuza yardım etsek ne iyi olur. Meyve bahçesinden meyve topluyor şimdi. Meyve bahçesi nedir? Meyve ağaçları olan yer. Bu bahçe benim küçüklüğümden beri var. Merhaba büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Elma toplamama yardım mı edeceksiniz? Evet büyük anne. Aa, bu elmalar çok yüksekti. Merak etme Peppa. Büyük anne ve büyük babanın elma toplamak için iyi bir yöntemi var. Herkes ağaca yaslansın. Üç deyince ağacı bütün gücünüzle sallayın. Bir, iki, üç. Elma yağıyor. Büyük anne, elma yiyebilir miyiz lütfen? Tabii ki Peppa. Bu nefismiş. Elma çekirdeklerini ne yaptığımızı tahmin edin bakalım. Kıvıl kıvıl. Aynen öyle. Elma çekirdekleri de kurtçukların gübre karışımına gidiyor. Aferin George. Kıvrık kurtçuklara da aferin. Eğlenceli koşu. Çok yağmurlu bir hava ve okulun çatısı su sızdırıyor. Okul çatısını onarmak için nasıl para toplayabiliriz? Eğlence koşusu yapabiliriz. Eğlence koşusu nedir? Piknik yapılan ve koşanları izlemek için para verilen bir gün. Ne kadar para verilirse o kadar koşulur. İyi fikir baba domuz. Ne kadar koşabilirsiniz? Ne? İstediğiniz kadar koşabilirim. Ama baba sen hiç koşamazsın ki. O da nereden çıktı? Ben koşu uzmanıyım. Güzel. Başka koşmak isteyen var mı acaba? Hayır, teşekkür ederiz. Ama baba domuzun koşusunu görmek için para veririm ben. Ben de. Harika.
Teşekkür ederim baba domuz. Peppa ve ailesi makarna yiyor. Nefis. Başka makarna var mı? Baba domuz, 3 tabak yedin zaten. Yemek bana enerji veriyor. Ve eğlence koşusu için bana enerji lazım. Koşu antrenmanı da yapman lazım. Bugün yemek antrenmanı yapsam, yarın da koşu antrenmanı yapsam? Olmaz baba. Koşu antrenmanını bugün yapmalısın. Hadi baba, yarışalım. Bu çok kolay. Yokuş aşağı koşmak kolaydır. Yokuş yukarı koşmak zordu. Keşke o kadar makarna yemeseydim. Eğlence koşusu günü geldi. Madame Gazelle'in baba domuzun ne kadar koşması gerektiğini gösteren bir çizelgesi var. Baba domuz buraya kadar koşabilirse... Süpermarket. Sonra buraya. Orası büyük babamın garajı. Sonra da buraya. Rüzgarlı kale. Okulun çatısını tamire yetecek kadar para toplarız. Hemen koşuyorum. Yerine hazır, başla. Koştum. Şimdi piknik yapabiliriz. Şapşal baba, bu sadece bir çizim. Evet, şimdi gerçekten rüzgarlı kaleye kadar koşmanız gerekiyor. Yerinize hazır, başlayın. Okul otobüsü rüzgarlı kaleye ulaştı. Şimdi herkes piknik yapabilir. Su, su. Ne güzel sıcak bir gün. Aha, böyle dinlenip para toplamak da çok güzel. Su, su. Baba domuz süpermarkete ulaştı. Bu kadar koşunca çok susadı. Hadi teleskoptan bakalım. Babamı görebiliyorum. Teleskop her şeyi yakınlaştırıyor. Aa, pek hızlı gitmiyor. Baba domuz büyük baba köpeğin garajına ulaştı. Bu kadar, daha fazla koşamam. Babam durdu. Çok terlemiş gibisin. Seni serinletip enerji verecek bir şey lazım sana. Bir çubuk dondurma alsana. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Ah çok güzelmiş. Ah, eşek arısı. Hışt hışt. Git başımdan küçük haşara. Eşek arısı baba domuzun çubuk dondurmasından istiyor. Hayır, bu benim dondurmam. Babam yine koşmaya başladı. Çok da hızlı gidiyor. Yaşasın. Çekil. Git buradan. Çekil. Artık durabilirsiniz baba domuz. Okul çatısı için yeterince para topladık. Baba domuz eşek arısından kurtuldu. Çok iyi baba domuz. Bu fazladan koşuyla okul otobüsü için de yeterli para toplamış olduk. Teşekkür ederiz baba domuz. Rica ederim. Polly'nin tekne gezisi. Büyük baba domuz Peppa ve George'u tekne gezisine götürüyor. Papağan Polly de gidiyor. Büyük baba domuz, cep telefonunu aldın mı? Evet büyük anne domuz. Sakın suya düşürme. Düşürmem büyük anne domuz. Telefon açık mı? Evet büyük anne domuz. Güle güle. Hoşçakal. İşte büyük baba köpek. Merhaba. Merhaba. Denize çıkmak için güzel bir gün. Ben de gidecektim ama teknemi temizlemem lazım. O paslı tekneyi temizlemekle neden uğraşıyorsun ki? Hala yüzmesine bile şaşırdım kaldım. Bu paslı tekne senin eski teneke teknen nehrin dibine battıktan çok sonra bile yüzmeye devam edecek. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Tam yol ileri. Güle güle. Bu teknenin kaptanı benim ve kaptan size bir şey yapmanızı söylerse mutlaka yapmanız gerekmektedir. Emredersin kaptan. Emredersin kaptan. Papağan Polly duyduğu her şeyi tekrar ediyor. George,
Bayrağı çek. George, bayrağı çek. Peppa, zili çal. Peppa, zili çal. Büyük baba, kaptan ben olabilir miyim lütfen? Tamam ama kaptan olarak bu şapkayı takmam gerekiyor. Şimdi Peppa kaptan oldu. Herkes sözünü dinlemek zorunda. Zili çal. Dümeni çevir. Emredersin kaptan Peppa. Hoplayıp zıplayın. Kaptan Peppa biraz otoriter. Artık yine ben kaptan olsam iyi olur. Bir yere çarpmak istemeyiz değil mi? Tekneyi kontrol etmek biraz zor olabilir. Neyse ki ben bu işte iyiyimdir. Olamaz. Büyük baba domuzun teknesi küçük bir adacığa çarptı. Büyük baba, sıkıştık. Büyük anne domuzu arayacağım. O yardım gönderebilir. Büyük baba domuz telefonunu suya düşürdü. Ben büyük anne domuz. Alo? 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 Bir şekilde büyük annenize mesaj iletmeliyiz. Büyük annenize mesaj. Polly büyük annemin yanına uçabilir. İyi fikir Peppa. Polly'ye ne diyeceğini ben öğretebilirim. Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz diyor ki... İmdat, imdat. İmdat, imdat. İşte gördünüz mü? Çocuk oyuncağı. Büyük baba domuz diyor ki çocuk oyuncağı. Seni şapşal ihtiyar kuş. Seni aptal ihtiyar kuş. Merhaba Polly. Burada ne işin var? Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz ne diyor? Seni şapşal ihtiyar kuş. İmdat! İmdat! Aman tanrım, büyük babanın yardıma ihtiyacı olmalı. Büyük baba köpek. Merhaba büyük anne domuz. Büyük baba domuzun yardıma ihtiyacı var. Lütfen onu kurtarır mısın? Bir zevkle madam. Yaşasın! Merhaba. Yardım lazım mı kaptan? Olabilir. Pasta eski teknemin seni kurtarmasını ister misin peki? Evet, lütfen büyük baba köpek. Şunu yakala kaptan. Emredersin kaptan. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Büyük anne, Polly yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi mi? Evet, Polly çok zeki bir papağan. Ben zeki bir papağanım de. Vaf, vaf. Ben zeki bir papağanım. Vaf, vaf. İtfaiye arabası. Anne domuz itfaiyeci kıyafeti giydi. Anne, neden böyle giyindin ki? Annelerin itfaiye kamyonu çalışmasına gidiyorum. Çay içip sohbet etmek için güzel bir bahane sadece. Peki sen bugün ne yapacaksın baba domuz? Babalar futbol takımıyla ciddi ve önemli bir toplantım var. Yani bir sürü yetişkin adam futbol topuna vurup duracak. Ve barbekü de yapacağız. Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Pony ve Bay Zebra geldi. Muu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hadi bakalım. Anne, biz de itfaiye kamyonunu görebilir miyiz? Evet. Oo, güzel. Bu Bayan Tavşan'ın itfaiye kamyonu. Merhaba Peppa ve George. Gelin itfaiye kamyonuna bakın. Vay canına. İtfaiye kamyon. Bu tırmanmak için bir merdiven. Su sıkmak için hortum ve çalmak için büyük bir zil var. Ding dong, ding dong. Şimdi kuleye çıkıp yangın var mı bir bakalım. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Merhaba George. Kim güzel bir çay içip sohbet etmek ister? Çok iyi olur. Bir telefon. Peppa, o itfaiye telefonu. Sadece yangın olduğu zaman kullanılabilir. Yangın, yangın. İtfaiyeyi
istasyonu. Yangın nerede? Yangın nerede? Anne domuzla konuşabilir miyim lütfen? Aa, baba domuzmuş. Baba domuz, bu telefonu aramamalısın. Bu sadece acil durumlar için. Bu da acil durum. Ketçapı hiçbir yerde bulamıyorum. Baba domuz, barbeküyü yaksam mı, ne dersin? Evet, lütfen Bay Tavşan. O barbeküye dikkat edin baba domuz. Güven bana anne domuz. Biz babalar barbeküden iyi anlarız. Hoşça kal. Biraz daha mı kömür koysak? Biraz üfleyelim. Birkaç tane daha çıra koyun. Şimdi yangın çıkmasını beklememiz gerekiyor. Ne kadar beklememiz gerekiyor ki? Bu çok uzun sürebilir. Ben o kadar çok bekledim ki. Kaç tane yangını söndürdün Bayan Tavşan? Hiç. Hiçbir yangını. Ama hazırlıklı olmanız gerek. Sen açar mısın Peppa? Muhtemelen yine senin babandır. Tamam. Alo, itfaiye istasyonu. Merhaba Peppa. Baba, sen miydin? Çok yaramazsın. Bu telefon sadece yangınlar için. Bayan Tavşan'ı verir misin lütfen? Aferin sana. Babam sizinle konuşmak istiyor. Merhaba baba domuz. Bu telefon sadece yangın çıktığı zaman kullan... Yangın! Olamaz. Baba domuzun barbeküsü yanıyor. Yangın! Yangın! Anneler kurtarmaya! Sıkı durun. Bayan Tavşan'ın itfaiye kamyonu. Geri çekilin babalar. Anne köpek, çabuk suyu aç. Baş üstü yangın olur. Yangın söndü. Yaşasın! Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz Bayan Rica Tavşan. Rica ederim. Görevimizin bir parçası. Anneler itfaiye kamyonu hizmetleri. Bayan Tavşan, bahçemizi suladığına göre hepimiz çamur birikintilerinde zıplayabiliriz artık. İtfaiye kamyonlarını çok seviyorum. Özellikle de çamur birikintisi yaptıkları zaman. Teddy'nin oyun grubu. Peppa'nın oyun grubunun eve gitme vakti. Baba! Kim? Teddy oyun grubu okulumuzun maskotu. Onu eve götürme sırası Peppa'da. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Hepsi bavulunda hayatım. Anladım. Peppa, baba domuz ve Teddy oyun grubu eve geldi. Anne domuz, bu gece çok özel bir misafirimiz var. Öyle mi? Kimmiş o? Teddy oyun grubu. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Fotoğraf albümü niçin? Eğlenceli şeyler yaparken fotoğraflarını çekiyoruz. Arkadaşlarım Teddy oyun grubunu dünyanın her yerine götürüyor. Londra, Paris, Mısır. Teddy oyun grubunun çok eğlenceli bir hayatı varmış. Umarım bizimle de çok eğlenir. Peppa ve George'un yatma zamanı. Çocuklar, bu Teddy oyun grubu. Merhaba. O bizim özel misafirimiz ve ona yer açmanız gerekiyor. Ve bu da Bay Dinozor. O maalesef pek konuşamıyor. Hadi Teddy, oyun grubunun albümü için fotoğraf çekelim. Peynir de bakayım. Baba, Teddy oyun grubunun yarın çok eğlenceli vakit geçirmesi gerekiyor. Kuzey Kutbu'na gitsek olur mu? Süpermarkete gitmeye ne dersin? Evet. Teddy oyun grubunun daha önce alışveriş yaptığını hiç sanmıyorum. Sabah oldu. Peppa, Teddy oyun grubunu süpermarkete götürüyor. Bu markette her şey satılıyor. Portakal, elma, muz... Bu çok ilginçmiş. Burası yiyeceklerin ücretinin ödendiği kasa.
George fotoğraf çekmek istiyor. Tamam George. Peynir! Peynir! Bu kadar fotoğraf yeter George. Teddy oyun grubu nerede? Teddy oyun grubu kayboldu. Baba, Teddy oyun grubunu kaybettin. Merak etme Peppa, eminim onu buluruz. Merhaba, gününüz nasıl geçti? Babam Teddy oyun grubunu kaybetti. Olamaz. Ama onu bulmak için bir planım var. Teddy oyun grubunu nasıl bulacağız babacığım? Önce çektiğimiz fotoğrafların çıktısını alacağız. Anne domuz alışveriş poşetlerini boşaltıyor. Nereye gidiyorsunuz? Teddy oyun grubunun fotoğraflarını ağaçlara asacağız. Aa. Baba beni bekle. Neden ağaçlara fotoğraf asıyoruz babacığım? İnsanlar Teddy oyun grubunun fotoğrafını görünce kaybolduğunu anlayıp onu bulmamıza yardım edecekler. Aa, bu Teddy benim yatağımdayken. Bu Teddy mutfaktayken. Bunlar da George'un süpermarkette çektiği fotoğraflar. Aa, Teddy oyun grubu. Nerede olduğunu biliyorum. Ah, merhaba. Anne, Teddy oyun grubu nerede biliyoruz? Evet, alışveriş poşetinde makarna ve domateslerin yanındaydı. Peppa sınıfına Teddy oyun grubunun fotoğraf albümünü gösteriyor. Teddy oyun grubu bizimle heyecanlı bir macera geçiremez diye endişeleniyordum. Ama neyse ki babam onu süpermarkette kaybetti. Ama sonra onu alışveriş poşetinde bulduk. Çok heyecanlı bir maceraymış. Evet, öyleydi. Bay Patates geliyor. Yukarı aşağı. Peppa ve ailesi aşağı, televizyonda yukarı, Bay Patates'i yukarı, izliyor. Aşağı, yukarı aşağı. Yukarı, formda aşağı, kalmakla ilgili yukarı, programları aşağı, izlemeye bayılıyorum. Yukarı aşağı. Şimdi sıra bana yolladığınız bazı güzel resimlerde. Bu bir elma. Unutmayın, meyve ve sebze yemek formda kalmanıza yardım eder. Ben çok sebze ve meyve yerim. Egzersiz de çok önemlidir. Bugün beni şehirde yeni bir spor merkezi açılışında görebilirsiniz. Anne, Bay Patates'i görmeye gidebilir miyiz? Bir patates görmeye gitmek için çok uzun bir yol Peppa. Ama o sıradan bir patates değil. O Bay Patates. Onu görmeye gidebilir miyiz anne, lütfen? O peki. Yaşasın. Herkes yeni spor merkezi açılışında Bay Patates'i görmeye geldi. Bakın, işte Bay Patates. Bay Patates. Hayır, Peppa'ymış. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Suzy seni Bay Patates sanmıştı. Ama ben Bay Patates'e benzemiyorum ki. Hayır, sen çok daha büyüksün. Hayır, Bay Patates benden daha büyük. Hayır değil, o bir patates. Ve patateslerin boyu bu kadardır. İşte Bay Patates geliyor. Bay Patates şehre geldi. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Yaşasın! Hey, ne büyük bir patates! Yaşasın! Bu spor merkezini açıyorum. Harika, hepimiz egzersiz yapmalı. Sebze ve meyve yemeliyiz arkadaşlar. Hangilerini yemeliyiz Bay Patates? Elma, portakal, havuç, domates. Peki patates? Neden siz normal bir patates gibi küçük değilsiniz? Çünkü o normal bir patates değil. Onun bacakları var. Normal patateslerin bacakları olmaz. O süper patates. Biz her sabah programınızı izliyoruz. Çok güzel, harika. Ve bana resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Göndereyim.
Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün Bay Patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yesin! Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa, anladım. George da harika bir domates çiziyor çocuklar. Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Sabah oldu ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Biz Bay Patates'e zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba. O televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi bakın. Aferin sana George. Ama en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Hı? Ne? Hadi baba domuz biraz hoplayıp zıplayalım. Oo, pekala. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Baba domuz hoplayıp zıplamayı seviyor. Herkes hoplayıp zıplamayı seviyor. Göz testi. Peppa ve George Pony Pedro ile oynuyor. Çamur birikintilerinde zıplıyorlar. Pedro kaydı ve gözlüğünü kaybetti. Gözlüğüm nereye gitti? Pedro gözlüğü olmadan iyi göremiyor. George Pedro'nun gözlüğünü buldu. Şapşal George. Al bakalım. Teşekkür ederim. Pedro, neden gözlük takıyorsun sen? Takmam gerek. Göz doktoru öyle dedi. Göz doktoru nedir? Babam göz doktoru. Gözlerin iyi görüyor mu diye bakıyor. Nasıl? Kafanın içine mi bakıyor? Göz testi var. Sana göz testi yapayım mı? Evet, evet. Bana bir göz testi yap. Tamam. İlginç. Bir gözünü kapat ve ne gördüğünü söyle. Şeyi görüyorum. George'u. Şimdi ikisini de kapat bakalım. Şimdi hiçbir şey göremiyorum. Bir şey göremiyorsun. Çok çok ilginç. Bence gözlük takman gerek. Aa, öyle mi? Evet. Pedro, eve gitme vakti. Güle güle Pedro. Hoşça kalın. Anne, benim gözlük takmam gerekiyor. Ne? Pedro bana göz testi yaptı. Gözlük takmam gerekiyor. Gözlerinin iyi olduğundan eminim. Hayır anne, gözlerimi kapattığım zaman hiçbir şey göremiyorum. Ama gözleri kapalıyken hiç kimse bir şey göremez ki. Aa. Bu gözlük takmak da nereden çıktı? Pedro gözlüklerden iyi anlıyor. Babası göz doktoruymuş. Peki Peppa, seni göz doktoruna götürelim de düzgün bir göz testi yapsın. Hadi gidelim. George, sen de göz testi ister misin? Hayır. Peppa göz doktoruna gidiyor. Göz doktoru Bay Pony. Merhaba Peppa, lütfen otur. Şimdi nasıl yardımcı olabilirim? Bir göz testi istiyorum, lütfen. Tabii ki. Bu özel gözlüğü takıp şu tabloya bak. Bay Pony Peppa'nın gözlerini test edecek. Bu harfleri benim için okur musun lütfen? Peki. A, B, C, D, E, F. Güzel. Şimdi de bu numaraları oku lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Çok güzel. Şimdi de bu renkleri söyle. Kırmızı, yeşil, turuncu, mavi, sarı, mor. Harika. Ben sonuçları kontrol ederken sen gözlük seçmek ister misin? Evet, lütfen. Bu gözlüğe ne dersin Peppa? Çok komik. Buldum. Peki ya bu? Çok büyük. Peki ya bu? Vay canına. Bunu çok beğendim anne. Evet Peppa. Harika oldun. Harika oldum. Haberler iyi. Peppa'nın gözleri mükemmel görünüyor. Aa, yani gözlüğe ihtiyacım yok mu? Hayır. Ama gözlük takmak istiyordum. Oo. Sanırım güneş gözlüğü takabilirsin. Evet. Güneş gözlüğü. Al bakalım. Harika. Umarım her gün güneşli olur. Böylece her zaman güneş gözlüğü takabilirim. Büyük Baba Köpeğin Garajı. Burası Büyük Baba Köpeğin Garajı. İşte Peppa ve ailesi arabalarındalar. Merhaba Deni. Merhaba Peppa. Size nasıl yardımcı olabilirim? Benzinimiz, lastikler için havamız ve yeni otomatik araba yıkamamız var. İki çubuk dondurma lütfen. Oo, tabii ki. Büyük Baba Köpeğin Garajında çok şey satılıyor. Çubuk dondurma bile. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Arabamızı da çok seviyorum. Arabamız da bizi seviyor. Öyle değil mi? Olamaz. Araba durdu. Çok kötü. Çalışmıyor. Buldum. Büyük Baba Köpeği arayayım. Ben Büyük Baba Köpek. Yardım edin. Arabamız birdenbire bozuldu. Deni, kurtarma görevi çıktı. Yaşasın. Kurtarmaya. Kurtarmaya. Bakın, Deni ve Büyük Baba Köpek geldi. Yaşasın. Büyük Baba Köpek arabalar hakkında her şeyi biliyor. Durum ciddi mi? Hayır, sadece benzin bitmiş. Ne yapabiliriz? Benim garajımda bir sürü benzin var. Sizi oraya çekebilirim. Büyük Baba Köpek Peppa'ların arabasını garajına çekiyor. Büyük Baba Köpek Peppa'ların arabasına yakıt dolduruyor. Teşekkür ederim Büyük Baba Köpek. Koyun Suzi ve annesi arabayla geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzi. Benzinimiz bitti. Ve Büyük Baba Köpek bizi kurtardı. Vay canına. Çok heyecanlı. Görüşürüz. Görüşürüz. Olamaz. Lastiğimizin bütün havası söndü. Büyük Baba Köpeğin bizi kurtarması mı gerekiyor? Sanırım öyle. Ben Büyük Baba Köpek. Anladım. Panik yapmayın anne koyun, hemen geliyorum. Kurtarmaya! Ben de gelebilir miyim? Atla bakalım Peppa. Kurtarmaya! Kurtarmaya! Merhaba Suzi. Sizi kurtarmaya geldik. Yaşasın. Yaşasın. Büyük Baba Köpek lastiği şişiriyor. Teşekkür ederim Büyük Baba Köpek. İşte Büyük Anne Domuz ve Büyük Baba Domuz arabalarında. Herkese merhaba. Merhaba Büyük Baba Domuz. Benzin mi istersin? Lastikleri hava mı? Hayır, teşekkür ederim. Yeni araba yıkamanızı denemek istiyorum. Tabii ki. Bilgisayarla çalışıyor. Merhaba, ben geleceğin araba yıkamasıyım. Ooo. Önce sabunlu su. Sonra durulama. Ve son olarak cilalama.
Olamaz. Bilgisayar bozuldu ve Büyük Baba Domuz'un arabası sıkıştı. Aa, bir şeyler yap Büyük Baba Köpek. Ah, bilgisayar tamir etmeyi bilmiyorum ki. Babam evdeki bilgisayarımızı tamir etmişti. Şey, ben bilgisayarı tamir etmedim sadece. Güzel. O zaman bu iş Baba Domuz'un. Belki şunu kapatırsam ve sonra yine açarsam... Baba domuz araba yıkamayı tamir etti. Yaşasın! Büyük baba köpek araba tamirinde bir numara. Ama araba yıkamayı benim babam tamir etti. Sisli bir gün. Peppa ve George bugün çocuk parkına gidiyor. Parka arabayla mı gitsek? Hayır, hadi yürüyelim. Bakın, hemen şurada. Çocuk parkı çok yakında. Tamam, hadi yürüyelim. Bu taraftan gelin. Çocuk parkına gidiyoruz. Çocuk parkına gidiyoruz. Aa, gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa, bu sadece sis. Sis nedir baba? Sis, gökyüzü yerine yerde olan bulut demektir. Çok koyu bir sis. Ben hiçbir şey göremiyorum. Belki de eve geri dönmeliyiz. Evet, çocuk parkına başka bir gün gideriz. Hava parkı bulamayacak kadar sisli. Peppa ve George eve dönmek zorunda. Ev ne taraftaydı? Kayıp mı olduk babadomuz? Merak etmeyin. Nerede olduğumuzu iyi biliyorum. Bu taraftan. Bu ağacı kim buraya koymuş? Babadomuz ağaca tosladı. İyi misin babadomuz? Evet, çok iyiyim. Bu taraftan. Baba domuz, nereye gittiğini biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Evimizi bir daha bulabileceğimizi sanmıyorum. Bulacağımıza eminim Peppa. Sadece bahçemizdeyiz. Aa, ördekler. Merhaba bayan ördek. Siz de gölünüzü mü kaybettiniz? Biz de kaybettik. Biz kaybetmedik. Nerede olduğumuzu çok iyi biliyorum. Görüşürüz ördekler. Gölünüzü bulmakta iyi şanslar. Baba domuz ördeklerin gölünü buldu. Ne şans ama. Evet. Ne kadar da şanslıyım. Baba, bayan ördek sana teşekkür ediyor. Rica ederim bayan ördek. Şimdi de evimizi bulalım. Bu tarafta olduğuna eminim. Kimse yok mu? Bir ses duydunuz mu? Evet, biri bir şey dedi galiba. Kimse yok mu? Bunlar anne tavşanla Rebecca ve Richard. Merhaba Peppa, kaybolduk. Merhaba Rebecca, biz de kaybolduk. Çocuk parkına gitmek istemiştik sadece. Biz de öyle. Ama oraya gidemeyecek kadar sis var. Hadi millet, sis dağılana kadar eve gidelim. Baba domuz, nereye gittiğini biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Bu taraftan... Peki baba domuz. Aha, küçük tepemizi buldum. Az sonra evde oluruz. Yaşasın. Aa, evimiz tam burada olmalı. Evet. Baba domuz bir merdiven buldu. Çok tuhaf. Bizim bahçemizde merdiven yoktu. Aman tanrım. Nerede olduğumuzu görebiliyor musun baba domuz? Evet, görüyorum. Baba, neredeyiz? Kendiniz baksanıza. Tamam. Vay canına. Vay canına. Yine her şeyi görebiliyorum. Sis dağılıyor. Çocuk parkındayız. Yaşasın. Hey! Çocuk parkındayız. Çocuk parkındayız. Mi. Dobby. Dobby. Baba, anne. Biz çocuk parkındayız.
Bu ne şans böyle. Ama eve gitmeye çalıştığımızı sanıyordum. Ben de öyle. Belki de birazcık kaybolmuşuzdur. Spor günü. Bugün okulda spor günü. Peppa ve bütün arkadaşları geldi. Önce koşu yapacağız. Bütün çocuklar olabildiğince hızlı koşmalı. Bence ben kazanacağım. Çok hızlı koşabiliyorum. Ben senden daha hızlıyım. Tamam. Hazır. Başla. Ben saatte 150 kilometre koşabilirim. Ben saatte 150 milyon kilometre koşabilirim. Peppa, Suzy, konuşmayı bırakın da koşun artık. Tavşan Rebecca önde gidiyor. Olamaz. Peppa ve Suzy en arkadalar. Hadi Peppa. Hadi Rebecca. Ne? Tavşan Rebecca kazanıyor. Peppa ve Suzy sonuncu oluyor. Yarışı kazanan Tavşan Rebecca. Teşekkür ederim. Eğer beni konuşturmasaydın ben kazanırdım Suzy. Dur bakalım Peppa. Unutma, önemli olan kazanmak değil yarışmaktır. Evet baba. Sonraki etkinlik uzun atlama. George ve Richard daha uzağa atlamaya çalışacak. George, olabildiğince hızlı koşup uzağa atlamaya çalış, tamam mı? George, evet. Hazır ol, başla. George olabildiğince uzağa atladı. Şimdi de sıra tavşan Richard'da. Eğer Richard koşmazsa o kadar uzağa atlayamaz. Tavşan Richard, tamam. Hazır ol, başla. Tavşan Richard George'dan uzağa atladı. Ve kazanan tavşan Richard. Yaşasın! George, unutma. Önemli olan kazanmak değil, yarışmaktır. Sırada bayrak yarışı var. Her çocuğun yarışacak bir ebeveyn seçmesi gerek. Peppa, beni seç, beni seç. Ama baba... Sen çok hızlı koşamıyorsun ki. Küçük bir domuzcukken çok hızlı koşardım. Ama artık koca bir göbeğim var. Ama hala parmaklarıma değebiliyorum. Neredeyse. Tamam baba. Ama unutma çok hızlı koşman gerek. Yarışın ilk kısmında anneler ve babalar koşup çubukları çocuklara devredecekler. Anneler ve babalar, pekala, hazır, başla. Baba domuz önde. Hadi koş, hadi. Teşekkür ederim baba. Çok iyi koştun. Şimdi çubuğu alıp koşma Peppa, sırası... konuşmayı kes de koşmaya başla. Ve kazanan Fil Emeli. Yaşasın. Aa, baba, ben hiç ödül kazanamadım. Üzülme Peppa, bir yarış daha var. Ve şimdi günün son yarışı. Halat çekme yarışı. Kızlar erkeklere karşı. Ben başla deyince halatı bütün gücünüzle çekeceksiniz. Kızlar kazanacak. Hayır, erkekler kazanacak. Evet, hazır ol. Başla. Hadi oğlanlar. Hadi çekin. Hadi kızlar. Hadi çekin. Çekiyorum. Herkes çok sert çektiği için ip koptu. Sonuç berabere. İki takım da kazandı. Yaşasın! Okulun spor günlerini çok seviyorum. Özellikle de ödül kazandığım zaman. Kaya gölekleri. Peppa ve George büyük anne ve büyük baba domuzla deniz kıyısına gidiyor.
Papa ve George deniz kıyısını çok seviyor. Aa, kumlar nereye gitmiş? Bu sahilde kum yok Peppa. Kum yok mu? Ama kumdan kale yapmak istiyorduk biz. Peppa ve George kumdan kale yapmaya bayılıyor. Hadi ama George, ağlama. Bu taşlı sahilde bir sürü heyecan verici şey var. Ne gibi mesela? Dalgalar üzerinde geldiği zaman kayalar arasında küçük göletler oluşturuyor. Bunlara kaya göleti deniyor. Ve her kaya göletinde denizden geriye kalan özel bir şey bulunur. Ooo, parlayan bir şey görebiliyorum. Bu bir para. Vay canına. Belki bir korsan hazinesidir, değil mi? Hadi bulduğumuz şeylerden koleksiyon yapalım. Evet, onları George'un kovasına koyarız. Bu gölette bizi ne bekliyor acaba? Ama bunda özel bir şey yok. Her zaman bir şey vardır Peppa. İyi baksana. Evet, bir şey var. Evet, bu bir yengeç. Yengeç büyük baba domuzun parmağını kıstırdı. Yaramaz Bay Yengeç. Bak George, Bay Yengeç yan yan yürüyor. George yengeç taklidi yapıyor. Peppa da yengeç olmak istiyor. Biz yaramaz yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Çıp çıp çıp. İmdat! İki yaramaz yengeç beni kıstırmaya çalışıyor. Çıp çıp çıp. Biz kötü yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Siz ikidi kötü yengeçler. Küçük kaya göletinize geri dönün. Evet. Hadi başka kaya göletlerine bakalım. Ne görüyorsun? Bir deniz kabuğu. İçinden deniz sesi geliyor mu? Ne demek istiyorsun ki? Kabuğu kulağına dayarsan deniz sesini duyabilirsin. Vay canına. Denizi duyabiliyorum. Deniz kabuğumu çok sevdim. George, sen de deniz kabuğu bulabilir misin? Kabuk. O deniz kabuğu değil ki. Peppa haklı. O deniz kabuğu değil. George bir fosil buldu. Fosil nedir babacığım? Fosil, uzun zaman önce dinozorlar zamanında yaşayan bir hayvanın kalıntılarıdır. Dinozor. Kaya göletleri çok eğlenceli. Evet, bizim için eğlenceliler. Ama bu küçük balık için değil. Balık mı? Nerede? Oo. Zavallı küçük balık burada sıkışmış. Küçük balık bana denize dönmek istediğini söylüyor. Belki kovanı kullanıp onu kurtarabilirsin. Evet. Peppa küçük balığı kovasıyla kurtarıyor. Merak etme bayan balık. Az sonra arkadaşlarının yanına döneceksin. Güle güle bayan balık. Güye güye. Kaya göletlerine bayıldım. Geri dönüşüm. Çöpçü Bay Boğa çöpleri topluyor. Henüz sabah erken. Bu yüzden Bay Boğa olabildiğince sessiz olmaya çalışıyor. Ama Bay Boğa pek de sessiz olamıyor. Peppa ve George kahvaltılarını bitiriyorlar. Bu ses nedir baba? Bu çöpçü Bay Boğa. Merhaba Bay Boğa. Herkese merhaba. Gitmem gerek. Toplayacak bir sürü çöp var. Güle güle. Hoşça kalın. Ne güzel, Bay Boğa çöp kutumuzu boşaltmış.
Güzel. Hadi kahvaltıyı toplayalım. Yardım edebilir miyiz anne? Evet, edebilirsiniz. Şu boş şişeyi çöpe atalım. Peppa, dur. Ne oldu? Şişeleri çöpe atmıyoruz. Onlar geri dönüştürülecek. O ne demek anne? Tekrar kullanmayacağımız her şeyi Bay Boğa alsın diye çöpe atarız. Ama tekrar kullanılabilecek şeyleri geri dönüşüm kutusuna atarız. Kırmızı olan gazeteler, mavi teneke kutular, yeşil de şişeler için. Peppa, sende şişe var. Hangi renge atılacak söyle. Yeşil olana. Evet. Bu eğlenceliymiş. Şimdi sıra George'da. Gazeteler için kırmızı kutuyu bulabilir misin? George, baba domuzun gazetesini geri dönüşüme atmak istiyor. Gazetemi okumayı daha bitirmedim George. Birazdan atabilirsin. Ah, tamam. Al bakalım George. Gazeteler kırmızı kutuya George. Artık yeterince şey biriktiğine göre geri dönüşüm merkezine gidebiliriz. Yaşasın! Hadi gidelim. Anne domuzda şişeler, Peppa'da teneke kutular ve George'da da gazeteler var. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Geri dönüşüme gidiyoruz. Teneke kutular, şişeler, gazeteler. Geri dönüşüme gidiyoruz. Burası Bayan Tavşan'ın geri dönüşüm merkezi. İşte geldik. Yaşasın. Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Geri dönüşüm için mi geldiniz? Evet, öyle. Çok güzel. Devam edin. Bayan Tavşan ne yapıyor? Eski paslı arabaları dönüştürüyor. Vay canına. Şişeler hangi kutuya gidecek, kim söyleyebilir? Tabii ki yeşil olana. Doğru. Tenekeler de mavi olana. Aferin sana Peppa. George gazeteleri geri dönüştürmek istiyor. Tamam George. Sen de gazeteleri yapabilirsin. İşte. Bugünlük bu kadar geri dönüşüm yeter. Evet. Hadi eve gidelim. Aa, arabamız nereye gitti? Peppa'ların arabası yok olmuş. Geri çekilin. Bayan Tavşan Peppa'ların arabasını geri dönüştürüyor. Durun. O bizim arabamız. Ne? Gerçekten mi? Evet. Arabamız eski ve paslı değil. Ne şapşalım. Geri dönüşüme bayılıyorum. Evet. Biz de öyle. Ama küçük arabamızı da seviyoruz. Evet. Küçük arabamız da bizi seviyor. Öyle değil mi? Dedinin dışarıda geçen günü. Peppa ve ailesi bugün dışarı çıkıyor. Baba domuz piknik sepeti hazırladı. Peppa, George, eşyalarınız hazır mı? Evet, ben Teddy'yi alıyorum. Dinozor. Oyuncaklarınızı alacaksanız onlara dikkat etmelisiniz. Peki anneciğim. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Dinozor. George, Bay Dinozor'u evde unuttu. Aa George, Bay Dinozor'a daha çok dikkat etmelisin. Dinozor. Peki başka bir şey unutmadığımızdan kesin emin miyim? Evet baba domuz. Teddy, Teddy'yi unuttum. Teddy'yi nerede unuttun? Sanırım mutfak masasındaydı. Peppa, Teddy'ye daha çok dikkat etmelisin. Teddy. Hadi bakalım. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. Hadi bakalım gidiyoruz.
İşte burası piknik yeri. İşte geldik. Yaşasın. Ah, bu piknik yerini çok seviyorum. Çok sessiz ve huzurlu bir yer. Bu Zebra Zoe ve babası postacı Bay Zebra. Merhaba Bay Zebra. Posta mı getirdiniz? Bugün posta yok. İzin günümdeyim. Ney? Piknik yapacağız. Biz de öyle. Buldum. Neden hep beraber piknik yapmıyoruz? Evet. Ne harika bir piknik. George'la ben masadan kalkıp Zoe ile oynayabilir miyiz lütfen baba? Evet Peppa. Zoe, ben Teddy'yi getirdim. Ben de maymunumu getirdim. Oh, oh, oh. Dinosaur. Oyuncak bir piknik setim var. Hadi piknikçilik oynayalım. Aa, ördekler geldi. Ne zaman piknik yapsak ördekler geliyor. Hayali portakal suyumuz var. Ve burada hayali pastamız da var. Bu hayali pasta çok güzelmiş. Ha, olamaz. Ördeklerin hayali pasta istediğini hiç sanmıyorum. Aa, peki. O zaman maymun, Bay Dinozor ve Teddy daha çok pasta yer. Hmm, harika. Oh, oh, oh. Maymun yediğim en güzel pasta bu diyor. Peppa, George, eve gitme vakti. Hoşça kal Zoe. Güle güle. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. Bizim için de eve gitme vakti Zoe. Peki baba. Fincanlar, tabaklar, maymun, Teddy. Hayır, sen burada olmamalıydın Teddy. Peppa Teddy'yi unuttu. Yine. Peppa ve ailesi eve geldi. Ah, bir günde bu kadar araba kullanmak yetti. Şimdi sadece rahatlayıp ayaklarımı uzatıp televizyon... Teddy, Teddy'yi unuttum. Aa Peppa, şimdi baba domuzun piknik yerine kadar tekrar gitmesi gerekiyor. Evet, tabii ki. Bakın, bu Bay Postacı Zebra. Bugün senin izin günün sanıyordum Bay Zebra. İzin günüm ama Zoe'nin Bayan Domuz Peppa'ya özel bir teslimatı varmış. Al bakalım Peppa. Nedir o? Bu Teddy. Teddy'yi unutmuşsun. Biz de eve geri getirdik. Teşekkür ederim Zoe. Teddy kesinlikle heyecanlı bir gün geçirdi. Ama ona daha iyi bakman gerekir Peppa. Evet anne. Sen çok yaramazsın Teddy. Bir daha kaybolmayacağına söz vermelisin, tamam mı? Özür dilerim Peppa. Söz veriyorum. Gizemler. Peppa ve ailesi en sevdikleri televizyon programı Dedektif Patates'i izliyor. Ben Dedektif Patates. Dünyanın en ünlü dedektifiyim. Lütfen yardım edin Bay Dedektif. Çiçeğimi hiçbir yerde bulamıyorum. Sanırım çiçeğiniz başınızın üstünde. Ah, teşekkür ederim Bay Dedektif. Bu çok kolaydı. Bunu ben de yapabilirim. Eminim yaparsın Peppa. Baba, büyüdüğümüz zaman ünlü bir dedektif olmak istiyorum. George da dedektif olmak istiyor. Dedektif olacaksanız şapkanız olmalı. Dedektifler her zaman şapka giyerler. Şimdi iki düzgün dedektif gibi görünüyorsunuz. Bir de o her şeyi büyük gösteren tuhaf şeylerden gerekiyor. Ah büyüteç. Mutfak çekmecesinde bir tane vardı sanırım. Alın bakalım, gerçek bir büyüteç bu. Vay canına. Bu nasıl çalışıyor peki? Bir şeyin önünde tuttuğun zaman büyük gösterir. Büyüteç küçük balığı kocaman gösteriyor. Bir bakabilir miyim? Vay canına. Büyüteç George'un gözlerini çok büyük gösteriyor. Şimdi bir dedektifin çözeceği bir gizeme ihtiyacı vardır. Baba, gizlem nedir? Gizem, dedektiflerin çözmekte iyi olduğu bir şeydir. Kayıp şeyleri bulmak gibi. Buldum. George'un oyuncak dinozorunu bulabiliriz. O her zaman kayboluyor çünkü. Dinozor.
Bay Dinozor kayıp değil. Aa, senin gözlüğüne ne dersin baba? Onu hep kaybediyorsun. Bugün değil. Gözlüğüm gözümde. Ama bu haksızlık. Hiç gizlem yok. Sana bir gizem yaratmamı ister misin? Evet, lütfen. Baba domuz bir gizem yaratacak. Şimdi masanın üstünde ne var? Küçük balık, Teddy, bu kukla ve Bay Dinozor. Doğru. Şimdi iyi bak ve hepsini ezberlemeye çalış. Küçük balık, Teddy, kukla ve Bay Dinozor. Hepsini ezberledin mi? Evet. Tamam. Bir dakikalığına dışarı çıkmanız gerek. Hazır olunca sizi çağırırım. Babam yukarı çıkıyor gibi görünüyor. Şimdi de aşağı iniyor. Tamam, şimdi içeri gelebilirsiniz. Masada bir şey eksik. Ne olduğunu bilebilir misin? Bay Dinozor burada. Küçük balık, kukla. Peki kim kayıp? Teddy. Doğru, Teddy kayıp. Aferin Peppa ve George. Bizim için çok kolaydı anne. Biz ünlü dedektifleriz. Ama bu gizemin yarısı. Peki Teddy nereye gitti? Bilmiyorum ki. O küçük şeylerin yerde ne işi var? Kek kırıntısına benziyorlar. Büyüteç kek kırıntılarının kolay görünmesini sağlıyor. Acaba Teddy kek mi yiyordu? Bu kırıntılar da bizi ona götürecek. Teddy çok kek yemiş. Kırıntılar Peppa ve George'un yatak odasına gidiyor. Kırıntılar burada bitti. Teddy'yi nasıl bulacağız şimdi? Bana bazı sorular sorun ama sadece evet ya da hayır diye cevaplayacağım. Tamam. Teddy bu odada mı? Evet. Teddy George'un yatağında mı? Hayır. Teddy yüksekte bir yerde mi? Evet. Teddy benim yatağımda. Yaşasın. Gizem çözüldü. Hala büyüyünce dedektif olmak istiyor musun Peppa? Dedektif olmak gerçekten çok zormuş. Gelecek sefere ben senin gibi gizemi yaratan kişi olmak istiyorum babacığım. George'un arkadaşı. Peppa ve arkadaşları parkta oynuyor. Peppa, Suzy ve Danny döner kavşaktalar. Hepiniz hazır mısınız? Hazırız. O zaman hadi bakalım. George döner kavşak için daha çok küçük. O salıncakta sallanıyor. İşte tavşan Rebecca ve küçük kardeşi tavşan Richard. Herkese merhaba. Merhaba. Ben de döner kavşağa binebilir miyim? Atla bakalım Rebecca. Hadi çok 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 hızlı dönelim. Tavşan Richard da döner kavşağa binmek istiyor. Ama eğer Richard binerse hızlı gidemeyiz ki. Richard George'la oynayabilir. Richard, George'la oynamak ister misin? Hayır. George'un tıpkı seninki gibi dinozoru var. Hadi gidip bakalım. Tavşan Richard, George da aynı yaşta. Richard, George'un dinozorunu görmek istedi. Dinozor. George, Richard dinozorunla oynayabilir mi? Hayır. Richard, George senin dinozorunla oynayabilir mi? Hayır. George ve Richard dinozorlarını paylaşmak istemiyorlar. George, paylaşırsanız daha eğlenceli olur. Çok naziksin George. Dinozor. George paylaşmaktan hoşlanmıyor. Richard, artık dinozorları George'a ver. Richard da paylaşmaktan hoşlanmıyor. Çocuklar siz neden ağlıyorsunuz? George ve Richard beraber oynarken hep ağlıyor. Düzgün oynayamayacak kadar küçükler çünkü. Siz büyük kızlar onlara düzgün oynamayı öğretir misiniz? Tabii ki.
kumdan kale yapmalarına yardım edebiliriz. İyi fikir. Hadi kum havuzuna gidelim. George ve Richard kum havuzuna bayılıyorlar. George, Richard, bugün kumdan kale yapacağız, tamam mı? Önce kovaları kumla dolduruyoruz. Sonra kovaları ters çevirip birazcık vuruyoruz. Şimdi kovaları kaldırıyoruz. Hey, kumdan kale. Richard kumdan kale yaptı. Kumdan kale. George da kumdan kale yaptı. Gördünüz mü? Birlikte oynamak eğlencelidir. Olamaz. Bu oyunda pek iyi gitmedi. Senin kardeşinin suçuydu bu. Çünkü o George'un kalesini yıktı. Önce senin kardeşin benimkinin kalesini yıktı Peppa. Yapmayın. Siz büyük kızların Richard ve George'a birlikte güzelce oynamayı öğretmesi lazımdı. Doğru. Biz büyük kızlarız. George ve Richard da düzgün oynayamayacak kadar küçükler. Bir fikrim var. George, parkta en sevdiğin şey hangisi söyle bakalım. Tahtere. George tahterevalliyi seviyor. Tahterevalli de yalnız oynamak biraz zor. Richard da tahterevalli de oynamak istiyor. Tahvi. Bakın, George ve Richard beraber oynuyor işte. Tahvi. George Richard'ı sevdi. Richard da George'u sevdi. George ve Richard birlikte oynamayı sevdi. Yüzmek. Peppa ve ailesi yüzme havuzunda. Baba domuz mayosunu giyiyor. Anne domuz mayosunu giyiyor. Peppa mayosunu giyiyor. Çabuk ol George. Herkes seni bekliyor. Ve George da mayosunu giyiyor. Peppa, George, gelin babanız kolluklarınızı taksın. İşte oldu George. Kolluklarla büyümüş gibi duruyorsun. Sıra bende. Güzel. Şimdi suya girebiliriz. Yaşasın. George ilk defa havuza girecek. Hadi bir ayağını suya sok bakalım. Belki de öbür ayağını sokman gerek. Belki de George iki ayağını aynı anda denemeli. Güzel fikir. Aferin sana George. Ama o kadar çok su sıçratmana gerek yok. Tavşan Rebecca ve küçük kardeşi Tavşan Richard geldiler. Merhaba Rebecca. Herkese merhaba. Richard, bu mindere tutunarak ayaklarını çırpabilirsin. George, sen de ayaklarını çırpmak ister misin? Çok güzel ama sıçratmamaya çalışın. Büyük çocuklar su sıçratmaz. Biz çok iyi yüzüyoruz. George ve Richard büyüdükleri zaman aynı bizim kadar iyi yüzebilecekler. Öyle değil mi Rebecca? Evet. Richard'ın oyuncak sulama kovası var. Yapma Richard. Olamaz. Richard kovasını havuza düşürdü. Üzgünüm Richard, yetişemiyorum. Çok derine gitmiş. Anne! Su altında yüzemiyorum. Evet, ben bile suyun altında yüzemem. Gözlüğümü tutar mısın anne domuz? Hı-hı.
bakalım. Çok iyi baba domuz. Su altında gerçekten de iyi yüzüyorum. Sulamak obası bebekler içindir. Biz tramplenden atlayabilir miyiz artık? Üzgünüm Peppa, tramplen sadece yetişkinler için. Aa. Üzülmeyin kızlar, beni atlarken izleyebilirsiniz. Şapşal baba, senin göbeğin çok büyük. Saçmalık, ben gençken atlama dalında ödüller kazanmıştım. Bu çok uzun zaman önceydi baba domuz. Neyse ki kendimi formda ve güçlü tutabildim. Gözlüğümü tutar mısın anne domuz? Beni yandan izlerseniz daha iyi görebilirsiniz. Lütfen bize su sıçratma baba. Merak etme, sıçratmam Peppa. Sanırım bana daha yükseği gerek. Lütfen dikkat et baba domuz. Evet, bize sakın su sıçratma baba. Merak etme Peppa. Dikkat et, bize su sıçratma baba. Sıçratmam demiştim Peppa. Akıllı baba. Çok iyi baba domuz. Havluya gerek yok. Kendimi özel bir şekilde kuruluyorum. Baba domuz herkese su sıçrattı. Baba domuz. Özür dilerim millet. Peppa Pig. Peppa Pig.